Herkese merhabalar. Bu videomuzda kendi kelimeleriyle Albert Einstein'ın hayatını ele alacağız. Ben Albert Einstein. 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kasabasında doğdum. Babam küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibiydi. Ancak pek başarılı bir iş adamı sayılmazdı. Annem Pauline'nin dünyası müzikti. Yetenekli bir piyanistti. Özellikle Beethoven'ın piyano parçalarını nefis çalardı. Ve annemi dinlemek çocukken en büyük zevkimdi. Ailem Musevi kökenliydi. Ama dinsel bağnazlıktan uzak, açık görüşlü, kültürel etkinliklerle dolu bir yaşam içindeydik. Ne var ki iyi bir aileye sahip şanslı bir çocuk olmama rağmen benim için çok telaşlanıyorlardı. Neden dersiniz? pek arkadaşlarımla oynamazdım. Sessiz, içe kapanık bir yapım vardı ve 5 yaşına gelmeme rağmen henüz doğru düzgün konuşamıyordum. Annem ve babam kaygılanarak beni doktora götürmüşlerdi. Ancak sonradan dilim açıldı ve normal konuşmaya başladım. Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam. Biri 5 yaşımdayken amcamın armağanı olan manyetik pusuladan bulduğum gizem. Bende büyük bir merak uyandırmıştı. Diğeri de 12 yaşımdayken tanıştığım Öklit geometrisi. İlk okula başladıktan sonra okuldaki sıkı disiplinden ve ezberci anlayıştan rahatsız olmaya başlamıştım. Okul ile aram iyi olmamasına rağmen özellikle amcam Yakup'un desteğiyle derslerimde oldukça iyiydim ve yüksek notlar alıyordum. Birinci sınıfı atladım ve çoğu dönem hep sınıf birincisi oldum. Annem beni keman derslerine başlattığında 6 yaşındaydım. Kız kardeşim Maya'yı ise piyano derslerine göndermişti. 14 yaşına kadar derslere devam ettim. Mozart'ın sonatlarını çok beğeniyordum ve sırf onları çalabilmek için günlerce çalışarak tekniğimi geliştirdim. Okulda latince ve matematik derslerinden en yüksek notlar alıyordum. Lise ilkokuldan çok daha sıkı bir disipline sahipti. Otoriter öğretmenlerle sürekli çatışıyordum. Öğretmek yerine ezberleten öğretmenlerin dediklerinin tam tersini yapıyordum bağımsız ve isyankar bir kişiliğim vardı ve benden pek hoşlanmıyorlardı. Ailemizin çok eskiye dayanan bir geleneği vardı. Yoksul bir öğrenciyi evimize yemeğe davet ediyorduk. Max Talmud adında yoksul bir üniversite öğrencisi her hafta bir akşam yemeğine katılıyordu. Kendimden büyük bir üniversite öğrencisiyle sohbet etmekten çok hoşlanıyordu. Talmud da bana sınıf arkadaşı gibi davranıyordu. Bilim, matematik ve felsefe konuşuyorduk. Talmud bana çeşitli popüler bilim kitapları getiriyordu ve hepsini büyük bir hevesle inceliyordu. Bir keresine Talmud, Öklid'in Elemanlar kitabını getirdi. Kitaptaki problemler üzerinde çalışmaya başladım. Yaz bitmeden önce sadece bütün problemleri çözmekle kalmadım, ayrıca teoremlere alternatif ispatlar da bulmuştum. İşte 5 yaşımdaki pusuladan sonraki en etkileyici ve hayatıma yön veren hediyem bu kitaptır. 1891 yazında matematiğe ilgimi bilen mühendis amcam Yakup bana bir cebir kitabı getirmişti. O yaz cebir çalışmaya karar verdim. Zor ve karmaşık problemleri bile çözebiliyordum. 16 yaşımda kendi başıma integral hesaplamaları ile analitik geometriyi öğrenmiştim. 1895 Ekim'inde Zürih'e gittim ve Politeknik Üniversitesi'ne kabul sınavına girdim. Sınava girmek için 18 yaş üstü olmak gerekiyordu ama benim 16 yaşında girebilmem için özel bir izin alınmıştı. Babamın önerisine uyarak mühendislik bölümüne başvurdum. Sınavda matematik ve fizikte çok üstün dereceler aldım ama diğer derslerde başarısız olmuştum. Bir İsviçre lisesinden diploma alıp tekrar başvurmamı tavsiye ettiler ve Aarau bölgesinde bir liseye kaydoldum. Bu yıllar gençliğimin en güzel yıllarıydı. Zürih'ten 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan lise benim için idealdi. Saygı duyduğum, açık fikirli bir öğretmen olan Jost Winteler okulda rahat bir ortam yaratmıştı. Öğrencilerin bağımsız düşünmesini teşvik ediyordu ve bu yaklaşım benim kişiliğime çok uyuyordu. 4 yıllık eğitimimden sonra Politeknik Üniversitesi'nden fizik diploması ile mezun oldum. Üniversitede bir asistanlık kadrosu bulmak istiyordum çünkü araştırma yapabilecektim. Fakat üniversite yıllarında pek çok profesör ile isyankar ve bilmiş tavırlarım nedeniyle tartışmıştım. Bazı profesörler derslere girmemden ve kendi istediğim konuları çalışmamdan hoşlanmamıştı. Üniversitede asistanlığı bir yere bıraktım. Ortaokul öğretmenliği yapmak için bile iş bulamadım. Sonunda bir okul arkadaşımın yardımıyla Bern Patent Ofisi'nde sıradan bir işe yerleştim. Ama asıl hayalim olan bilimden kopamazdım. 1905'te der Fizik Dergisi'nde yayınlanan üç çalışmamın her biri fizik tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek nitelikteydi. 1909'da patent ofisindeki işimden ayrıldım ve Zürich Üniversitesi'nde kuramsal fizik doçenti oldum. 1911 yılında Prag'da Karl Ferdinand Üniversitesi'nde profesörlük ünvanı alarak 1914 yılında Almanya'ya döndüm. Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü'nde yönetici Berlin Humboldt Üniversitesi'nde de profesör oldum. İki yıl süreyle Alman Fizik Derneği'nin başkanlığını yaptım. Yeni geliştirdiğim genel görelilik kanununa göre başka bir yıldızın ışığının güneş tarafından kırılacağını hesapladım. Bu hesaplarımın birkaç yıl sonra Arthur Eddington'un 1919'daki güneş tutulması gözleminde doğrulamasıyla şan ve şöhret sahibi oldum. Olayın uluslararası basında haber olması beni dünyaca ünlü bir bilim insanı yapmıştı. 1921 yılında Einstein Nobel Fizik Ödülüne layık görüldüm. O dönemde görelilik teorim hala tartışmalı görüldüğü için ödülü fotoelektrik etkisini açıkladığım çalışmalarım nedeniyle almıştım. Amerikan üniversitelerini ziyaret ederken Alman hükümetinin Yahudileri üniversitelerde öğretmenlik dahil bütün resmi kurumlarda çalışmaktan men ettiğini öğrendiğimde yıl 1933'tü. Bir ay sonra Naziler kitap yakma kampanyalarına başladı ve maalesef benim eserlerim de yakılanlar arasındaydı. Almanya'ya bir daha dönmemeye karar verdim. 1939 yılında Avrupa'da 2. Dünya Savaşı başlamadan birkaç ay önce bir yolunu bularak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e Nazi Almanya'sının atom bombası yaptığına dair bir uyarı mektubu gönderdim. Aynı mektupta Amerikan hükümetine uranyum araştırmaları ve zincir reaksiyonları ile ilgili araştırma yapmasını tavsiye ettim. Diğer sığınmacı arkadaşlarımı Hitler'in bu silahı kullanmak için oldukça istekli olacağı konusunda defalarca uyardım. Benim mektuplarım sonucu Amerika bombayı geliştirme yarışına girdi ve Amerika savaş sırasında bombayı geliştirebilen tek ülke oldu. Keşke, keşke olmasaydı. Savaş bittikten yıllar sonra yakın dostum Linus Pauling'e şunları söyledim. Hayatımda tek bir büyük hatam oldu. Başkan Roosevelt'e atom bombası yapmaları için tavsiyede bulunmak. 18 Nisan 1955'te ciddi bir iç kanama geçirdim ve 76 yaşındayken yaşamımı yitirdim. Evet, ben Albert Einstein özel görelilik ve genel görelilik kurumları ile 200 yıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yarattım. E eşittir mc kare denklemi ile formüle ettiğim kütle enerji eşdeğerliliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğunu açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Modern fiziğe birçok katkıda bulundum. Ömrümün büyük bir kısmını bütün bu kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmak için geçirdim. Artık bu çalışmaları daha ileriye taşımak için sıra sizde. Albert Einstein'ın insanlığa kattıklarını ve ömrü boyunca yaptığı araştırmaları anlatmak için ayrı bir site kurmamız bile gerekebilirdi. Sadece geliştirdiği görelilik teorisinin bizlere gösterdikleri bile cilt cilt kitap olabilecek kadar kapsamlıdır. Einstein'ın hayatı boyunca yaptığı çalışmalardan bazıları şu şekildedir. Işık hızı, eşlik kuvveti, Uzunluk daralması, kara delikler, kozmolojik sabit, astrofiziksel gerçeklik, uzay-zaman bütünlüğü, özel görelilik teorisi, genel görelilik teorisi, kozmik ışınlar, atomik saatler, hayal gücü, deha, çekirdek ayrışması, Matteucci madalyası, Nobel ödülü, Spinoza'nın tanrısı, büyük patlama teorisi, Bohr ve Einstein tartışmaları. Müzik sevgisi ve keman. Kütle çekim dalgaları. Isaac Newton'un kütle çekim teorisinin yanlışlanması, değiştirilmesi. Solucan delikleri. Manhattan projesi. Sanat. Kozmoloji. Kuantize olan atomik titreşimler. Kuantum teorisi. Evren. Nötron yıldızları. Farklı düşünce yapısı. Schrödinger gaz modeli. Atom fiziği ve daha nicesi. İnsanlığa kattığın her şey için teşekkürler güzel insan. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.